Dilerim. Bu birse bu yarım. Reçine dediğiniz hangisi? Reçine bunun profesyonel olanı. Daha farklı kullanıyorum. Benim kullanacak oldum. Şimdi bunda şöyle bir şey yapacağım. Bakın. Bir ölçek donandan koyuyorum. Susayan var mı? Şu kaşığı alabilir miyim? Bu hangi markanın? Ak. Kokuyor mu bu adam zaten? Ay, romarin ya. Sağ ol zaten. Öyle zaten. Var ya. Ben de bilmiyorum. Şunu maske sigara var. Şu kahve. Ver alın diye. Demek ki orayı. Bana da vermedi. Epoksi değil mi bu? Bu epoksi. Kafayı bulacaksın. İçine çeksene. Epoksi hep şey değil mi? Ayrı ayrı alıp birleştirilen bir şey. Evet. Çift şeyli. Çift komponentli diyoruz biz. Etkiye. Ne? Bire yarım mı? Sertleştiricisi. Evet. Sertleştirici o epoksi mi? Bu? Evet. İkisi birleşince epoksi oluyor. Birisi sert hani iki sıvının birleşiminden epoksi oluyor. Sıvı sertleştiren bu sertleşen dedim. Yalnız tabii kendi kendine şey olmaz. Karıştıracağız. Karıştıracağız. Özellikle ne seçiyoruz? Cam karıştırmak için veya yani plastik bile seçmeyin. Birleştirdiğiniz malzeme mutlaka. Ve tek yönlü dipten. Plastikle karıştırırsak ne oluyor? Karıştıramaz. Çünkü plastiğin kimyasının bünyesine çektiğinden dolayı birçok kişi epoksiyle bazı çatlamalar yaşar. Veya pıslandırma yaşar. Kullanmış olduğu kağıt veya plastik kaptan ötürüdür. Metalde dahi karıştıramazsın. Cam olması gerekiyor. Aslında bu inşaat sektöründe kullanılan akıllı derzler arkadaşlar. Onlarda da şey olarak bak ayrı ayrı plastik kapta durur. Birleştiği zaman ısınmaya başlıyor arkadaşlar. Bunu ne kadar karıştırırsan o kadar ısınır. Ve ısınmaya tabii reaksiyon göstermeye başladığı zaman bir ılık çay kıvamına gelir. Çok fazla karıştırırsan kaynar ve donmaya hızlı donuşa geçer. Ve bir anda karıştırırken tak diye donar. Aa. O yüzden sarı solu belli değil.